Herkese merhaba. Hayatımızı kolaylaştıran yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat'a daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte oyun alanındaki yeni nesil teknolojileri keşfedeceğiz. Hemen ardından özellikle son dönemlerde bütçe yönetimi çok önemli ve bütçe yönetimimizi kolaylaştıracak uygulamalara bir bakacağız. Kısacası Tekno Hayat dop dolu. İsterseniz bölümümüze tüm hızıyla başlayalım. Birazdan sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlayacağız. Ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Uçan otomobillerle yolculuk dönemi yaklaşıyor. Bunun ilk örneklerinden birine Güney Kore imza atmaya hazırlanıyor. Uçan otomobiller 2025 yılında ülkedeki büyük havalimanları ile Seul şehir merkezi arasında taksi olarak hizmete girecek. Bu sayede seyahat süresi 3'te 2 oranında azaltılacak. Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'a göre yakın bir gelecekte uzay insanlığın evi olacak ve tatil için dünyaya geleceğiz. Belki de çocuklarımızın çocukları dünyaya tatil turuna çıkarak önceki yaşamın nasıl olduğunu keşfedecek. Gerçekten çok ilginç bir dönem bizi bekliyor. Bu yıl başında Türkiye'den Avrupa pazarına açılan Getir'in 9. durağı ABD oldu. Chicago'da ilk siparişini alan Getir'in ABD'deki genişlemesi New York ve Boston ile devam edecek. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin yeni nesil teknolojileri keşfetmeye tüm hızıyla devam edelim. Formula 1 simülasyonu bulunca dayanamıyorum. Özellikle gerçekten Formula 1 sevenler için çok güzel böyle fırsatlar var, simülasyonlar var, oyunlar var. Şimdi ben de bir simülasyon buldum. Formula 1 simülasyonu buldum ve oynayacağız bunu. Bakalım nasıl bize bir deneyim sunacak. Gerçekten ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda oyuncu laptoplarına, oyuncu aksesuarlarına, oyuncu ürünlerine göz atacağız. Bakalım yeni nesil teknolojiler neler. Ama öncesinde ben bir gazlamak istiyorum. İstanbul Park, malum Formula 1 yarışları geçen aylarda bu pistte düzenlenmişti. Benim için de büyük bir keyif olacak. Ben yarışa başlıyorum. Sonrasında yeni nesil teknolojileri keşfetmeye hep birlikte devam edeceğiz. Şu 8. viraja gitmek istiyorum. İstanbul Park'ın meşhur virajı 8. viraj. Yaklaşık pilotlar burada 5-5,5 G'lik kuvvete maruz kalıyorlar. Şu an burası işte, evet. Biraz önce geçtiğimiz yer 8. virajdı. Çok heyecanlı gerçekten. Ve şimdi start finish düzlüğüne geçiyoruz. Evet, şimdi start finish düzlüğü. Ay, biraz pistten dışarı kaydım. Olabilir, ilk turun günahı olmaz. Şu 10. ben bunu birinci bitiririm aslında biraz kassam, biliyor musun? Ben burada, şimdi daha yeni anladım, birinci olurum ben burada. Birinci olan var mı şu anda? Şu anda kaçıncıyım ben? 10. muyum? Hiç yakışmadı bana. Tur mu bindirdiler bana? Son sırada mıyım ben? Yeniden bir açabilir miyiz bunu? Yeniden açabilir miyiz acaba? Biz sıfırdan bir alalım lütfen. Ben şimdi bunda birinci olurum çünkü. Şimdi birinci olacağım. Çok fena hırs yaptım. Burada 10. olmuşum biraz önce. Şimdi birinci olacağım. Hayır. Oo, bir anda 3. oldum. 4. oldum, Allah kahretmesin. Oo, yine sonuncu oluyorum galiba. Of, çok fena çarptım birisine yalnız. Evet, beni pist dışına attılar. Bir daha başa alabilir miyiz lütfen? Şimdi bu sefer birinci olacağım. İstanbul Park'ta Türk pilot birinci olacak. Çok kıran kırana burada bir yarış. Kıran kırana bir yarış. Şu anda ikinciyim. Hayır, dön, dön. Çarpıyorlar arkadan. Çok güzel girdim viraja. Vallahi çok güzel girdim. Güzel girememişim. Şu an 4. oldum bir anda. Oo, nasıl ya? Benim aracın acaba ayarları mı bozuk şu an? Yok, benden bu kadar. Yani. Ben şöyle usulca arabayı park edeyim.
Şöyle şurada ben aracı park edeyim, şöyle usulca bırakayım. Gördüğünüz gibi oldukça akıcı bir deneyimle karşı karşıya kaldım. Eğlenceli dakikalar geçirdim. Ben böyle simülasyona bayılıyorum. Onu söyleyeyim size. Peki bu tip yeni nesil oyunlarda, simülasyonlarda hangi teknolojiler kullanılıyor? Hangi laptoplar kullanılıyor? Önceden olsa belki kocaman kasalar gerekirdi ama artık laptoplar bu tip performans isteyen oyunları çok rahat bir şekilde kaldırabiliyor. İsterseniz gelin bu modeli hep birlikte inceleyelim. Ben de kokpitten çıkayım. Formula 1'de olduğu gibi çıkıyoruz buradan da. Biraz önce sizlerle birlikte Formula 1 deneyimini simülasyonda gerçekleştirdik. Gerçekten heyecan dolu bir deneyimdi benim için. Şundan bahsetmek lazım. Artık bu tip oyunlarda daha fazla akıcı bir deneyim gerektiriyor. Tabii akıcı deneyim denilince ilk akla performans geliyor. Özellikle dizüstü laptop modellerine baktığımız zaman, oyuncu laptoplarına baktığımız zaman tabii ki bize performanslı modeller gerekiyor. Ve biz de bu konuda acaba bu simülasyonun arkasında nasıl bir model olduğuna bakmak istedik, nasıl teknolojiler kullanıldığına bakmak istedik. Ve yanımızda şu anda Dell'in G15 adındaki oyuncu laptopu var, gaming laptopu var. Gelin isterseniz bu laptopun özelliklerine bakalım hep birlikte. Öncelikli olarak işlemcilerine bakalım. 10. nesil Intel'in i5 işlemcisi var. Bu modelin üzerinde Nvidia'nın GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı var. Oyuncuların talebine karşılık verilecek bir ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak isterseniz RAM'e bakalım. RAM'de de 8 GB bir seçenek sunuluyor. Tabii ki ekran çok önemli. Harici ekranı da bağlayabilirsiniz ama bu laptopun ekranı da gerçekten performans açısından oyuncuların talebine karşılık verebilecek bir noktada. Bu modelin ekranı 15.6 inçlik bir ekran ve bu ekranda Full HD bir çözünürlük bulunuyor. Tabii artık deneyimde en fazla öne çıkan konulardan bir tanesi de ekranın tazelenme oranı. Yani şundan bahsediyoruz. Acaba kaç Hz sorusu oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu modelin ekranı 120 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Benim dikkatimi çeken başka birkaç örnek daha var. Çünkü oyuncu laptoplarının özellikle ısınmaması gerekiyor. Performans kaybı yaşamaması için. Bu modelde hem termal yapı açısından hem de ısınmaya karşı geliştirilen mühendislik açısından önemli tasarım farkları var. Bu farklardan da bahsetmek istiyorum. Klavyenin üst kısmına baktığınız zaman tam ekranla birleştiği noktada burada bir hava akışı ızgaralarını göreceksiniz. Aynı zamanda yanda hava akışı ızgaraları var ve hemen size isterseniz bir de altını göstereyim. Altında da devasa havalandırma ızgaraları var. Bu sayede daha fazla hava akışı sağlanıyor. Bu da şu anlama geliyor. Laptopun içine daha fazla hava girdiği için, hava akışı sağlandığı için daha az ısınıyor. Ve tabii ki oyuncuların da performansı buna göre artırılıyor. Ve bunu da söyledikten sonra oyuncuların yine ilgisini çekecek başka bir küçük noktadan bahsetmek istiyorum. Üzerinde bir G tuşu var. Bu G tuşuna bastığınız zaman oyuncu moduna geçiyor. Yani bütün performans özelliklerini maksimize ediyor. En üst düzeye çıkartıyor. Dolayısıyla oyuncular da oyunlardan aldıkları performansı fazla fazla karşılığını bu mod sayesinde alabiliyorlar. Gördüğünüz gibi yeni nesil oyuncu laptoplarının teknolojileri ve özellikleri bu şekilde. Ve ben de bu teknolojiyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yeni nesil modellerle karşılaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu bölümde sizlerle birlikte bütçenizi daha iyi yönetebilmenizi sağlayan araçlara, uygulamalara bir göz atacağız. Bunlardan bir tanesi de İşCep içindeki kişisel finans yönetimi. Hemen İşCep uygulamamı açıyorum. Uygulamayı açtıktan sonra ekranın altında ve en sağda harcamalar kısmı var. Ona basıyorsunuz. İlk başta karşınızda bazı fonksiyonlar çıkıyor. Hemen isterseniz gelin bu fonksiyonlara bir göz atalım. Aylık harcama en üst kısımda yer alıyor. Aylık harcamaya bastıktan sonra sizin bir ay içindeki kategori bazında harcamalarınız ekrana geliyor. Şöyle bir bakalım hemen. Ev harcamaları, giyim aksesuar, market harcamaları, diğer harcamalar, yeme içme gibi pek çok farklı burada seçenek var. Bu kategori altında bazı alt kategoriler de var. İsterseniz gelin bunları da bir göz atalım. Mesela ev kategorisi altında pet shop, veteriner, kira gideri, mobilya gibi böyle pek çok farklı alt kategori var. Yine bu kategorilere de harcamalarım kısmındaki, aylık harcamalar kısmındaki kategoriler bazında göz atabiliyorsunuz. Bu da sizin tabii ki daha iyi bütçe yönetmenizi sağlayacak bir özellik. Aynı zamanda bir de haftalık rapor var. Eğer aylık olarak bakmak istemiyorsanız o zaman haftalık bazda da bakabiliyorsunuz. Haftalık rapora geldiğimizde ise yine karşımıza en çok harcanan kategoriler. Haftalık harcama dağılımı, hangi günler mesela daha çok harcıyorsunuz? Bu gerçekten çok enteresan. Mesela ben perşembe günü en fazla harcama yapıyormuşum. Öyle bir rapor var. Salı günü hiç harcama yapmıyormuşum.
Evet, bu da enteresan bir istatistik. Haftalık toplam harcamaya baktığımızda ise bir önceki haftayla bir kıyaslama var. Mesela şöyleymiş. Bir önceki haftaya göre ben %37 daha az harcamışım. Bunu da yine bu raporlarda görebiliyorsunuz. Hemen bir geriye daha gelmek istiyorum ana ekrana. Gerçekten kişisel finans yönetimi konusunda önemli özellikler bunlar. Siz de buralardan takip edebileceksiniz. Harcama durumuna geldiğiniz zaman ise en önemli konulardan bir tanesi harcamalarınızı limitleyebiliyorsunuz. Ve uygulamada bu bir bildirim olarak karşınıza çıkıyor. Son bir şey daha değinmek istiyorum. O da bir yapay zeka asistan. Son dönemlerde biliyorsunuz artık asistansız yapamıyoruz. Ve finansal yönetim konusunda da yine bu asistanlar görev başında. Hemen onu da göstermek istiyorum size. Bu ayın en çok harcanan kategorisi mesela ev kategorisiymiş. Şimdi hemen ona gelelim. Geldikten sonra harcama alışkanlıklarınızı isterseniz gelin diyor birlikte analiz edelim. Edelim. Bakalım neler çıkacak. Yapay zeka bir analiz etsin. Şimdi yapay zeka Maxi'den bir analiz sonucu geldi. Ev işlemlerim içindeki burada ekrana gelen şekilde harcamalarım olmuş. İsterseniz buradan yine yazışarak veya sesli olarak Maxi'ye komutlar verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütçe yönetimi konusunda, kişisel finans yönetimi konusunda önemli avantajlar elimizdeki akıllı telefonlarla bizlere sunuluyor. Peki bu işin arka planında ve detaylarında neler var? Şimdi bunu da Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Bey ile konuşacağız. Hemen kendisinin yanına gidiyoruz. Merhaba Sezgin Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Sezgin Bey, biraz önce izleyicilerimizle İşCep'teki kişisel finans yönetimi özelliğini deneyimledik. Bu özellik kullanıcıların hayatını nasıl kolaylaştırıyor? Kullanıcıların hayatına neler katıyorsunuz? Birincisi, müşterilerimiz harcamalarını çok kolay, anlaşılır bir şekilde takip edebiliyorlar. İçerisinde çok özel, ayrı bir menü oluşturduk. Burada işte aylık harcamalarını, önceki aylara göre harcamaların nasıl değiştiğini, İşte en önemli kategorilerde, işte hangi alanlarda harcama yaptıklarını çok kolay bir şekilde takip edebiliyorlar. Bazı müşterilerimiz daha hassas, bunu aylık bazda geriye dönük değil de haftalık bazda görmek istiyorlar. Dönüp baktığımız zaman işte hangi günde ne kadar harcama yapmışım, işte hangi kategoride en çok harcamayı yapmışım gibi gerçekten kişisel anlamda bütçelerini yakından takip edebilecekleri bir takım özellikleri orada sergileyebiliyoruz. Burada tabii ki self-service kullanım olanağının yanı sıra bir de hani sektörde bizim bu tür kişisel finans yönetimi özellikleriyle donatılmış çok özel bir asistanımız var. Maxi, sanal asistanımız. Bu tür işte kişisel finans yönetimi sorularını hem yazışarak hem de konuşarak Maxi ile yanıtlarını alabiliyorlar. Maxi de sağ olsun diyelim böyle çok güzel anlaşılır görsellerle gerçekten bir öğrenme sürecinden de geçiyor. Arkasında yapay zeka var. Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Mesela ne tür şeyleri karşılıyor? Örneğin harcama yapılarına yönelik şey sorabiliyorsunuz. İşte Kasım ayında ben nereye ne kadar para harcamışım? İşte bu yılki giyim harcamalarımı toplamı bana söyler misin? Geçen ay işte 500 liranın üzerindeki giyim harcamaları konusunda bana bilgi verir misin? Ya da ne bileyim belirli bir tutarı aşan harcamaları bana listeler misin gibi. Aslında geriye dönük bu işin harcama maliyetine yönelik merak edilen soruları konuşarak yazarak çok kolay bir şekilde yanıtlarını alabiliyorsunuz Maxi'den. Sezgin Bey sadece geçmiş mi oluyor yoksa geleceğe yönelik de bir öngörüde bulunuyor mu? Yani geçmiş alışkanlıklarınızdan, harcama alışkanlıklarınızdan, işte bankadaki limitlerinizden hareketle ben işte bugün ne kadarlık bir yemek harcaması yapabilirim? Yani bu ay içerisinde giyime ne harcadım, ne kadar daha harcayabilirim diye geleceğe dair öngörüleri de sorabiliyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı finansal yaşamdan bahsediyoruz. Yani müşterilerimizin o bütçelerin içerisinde kalacak şekilde sağlıklı finansal deneyimler yaşamasına olanak sağlayan çok güzel bir özellik. Eminim siz de bunu denediğiniz için fark etmişsinizdir. Evet kesinlikle. Sezgin Bey ben şunu da merak ediyorum. Müşterinin hayatına dokunan böyle farklılaşan başka özellikleri var mı acaba? Yine İşCep içerisindeki bu uygulamadan hareketle belirli bir harcama tutarını kendinize limit olarak kontrol noktası olarak koyabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu ay işte atıyorum 2000 liradan fazla market harcaması falan yapmayacağım. Buna yaklaştığımızda ya da bunu geçtiğimizde benim haberim olsun diye aslında bütçenizi yönetebileceğiniz böyle size farkındalık sağlayacak alanlar falan yaratabiliyorsunuz. Yine müşterilerimizin yaptığı işlemlerle alakalı bir takım akıllı bilgilendirmeler de yapabiliyor bu uygulamalar. Mesela çok sık siz de yaşıyorsunuzdur. Bizim de günlük hayatımızda var. E-ticaret siteleri
de yaptığınız alışverişleri değil mi zaman zaman iade etmek durumunda kalıyorsunuz. Oradaki en büyük dert acaba işte iade ettiğim tutar kredi kartıma yansımış mı diye dönüp bakarsınız, kontrol edersiniz. Evet. İşte bu kişisel finans uygulaması da bunu yapmanıza gerek yok. Ne oluyor? İşte iadeniz olduğu zaman uygulama size bildirim yapıyor bu anlamda. Sezgin Bey, gerçekten teknolojiye gelinen son noktalardan bize bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz programa katıldınız. Ben teşekkür ederim. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. İnsan ve doğa arasındaki uyumun teknoloji boyutu Çin'de sahne aldı. 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda düşük karbonlu yaşamı getirecek ürünler tanıtıldı. Gelin bu gelişmeleri birlikte bir göz atalım. Dördüncü Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na bu sene çevre dostu ürünler damga vurdu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen fuarda yeşil ve düşük karbonlu teknolojilere ayrı bir alan hazırlandı. Egzoz emisyonu vermeyen araçlar, sıfır karbonlu fabrikalar, ekspres hava kapsülleri ve %80 su tasarrufu sağlayan saç bakım ürünleri ilgi odağı haline geldi. ...127 ülke ve bölgenin temsil edildiği fuarda inşaat sektöründe enerji tasarrufu sağlayacak robotik kollar da tanıtıldı. 4 robotik kola sahip araç, sergi alanında ev modeli kurarken tasarımcı şirketin yetkilisi insan gücünden tasarruf edildiğine dikkat çekti. ...366.000 metrekarelik alanda, ayrıca 0,64 mm boyutunda 8K video kaydetmeye izin veren 200 megapiksel görüntü sensörü ve ısısız teknolojiye sahip yazıcılar da görücüye çıktı. Ofis ekipmanları alanında öne çıkan Çinli Epson şirketi, baskı teknolojisinde düşük güçlü mürekkep püskürtme yöntemine başvurduklarını aktardı. 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 3.000 işletme katıldı. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Teknohayat'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.